İşte karşınızda Şükrü Öğütlü İddia Belirtiyi. Evet sevgili bahis severler. Evet sevgili bahis severler, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 29 Haziran Pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Fakat öncelikle şunu uyarayım hepinizi. Öncelikle hayırlı haftalar diliyorum, iyi haftalar diliyorum ve bugün çok güzel oynanacak maçlar yok tabii ki. Oynamayın diyeceğim, biliyorum. Yine dinlemeyecek olanlarınız var aranızda. İllaki çerezlik kuponlar yapmak isteyenler var. Tabii onlar için benim bir tane 4.20 oranlı yüksek orana gittim. Bugün yüksek oranlı denemeler yapacağım. Toplamda 7 maç sizlere önereceğim ve 3 maçlık bir tane 4.20 oranlı kuponum var. Sevgili Serdar Göktaş, Beşiktaşlı yorumcumuz, biliyorsunuz geçen pazartesi bizlere eşlik etmişti. Bu hafta yetişemedi video çekimimize ve yine de sizler için Sistem 3-4 kuponu gönderdi bir tane 5 liraya. Sistem 3-4 kuponu 5 lira yapıyor biliyorsunuz. En azından öğrenci arkadaşlarımızın açlığı çıkar tutarsa diyelim. Onun da Sistem 3-4 5 liraya kaç para veriyor hepsi tutarsa 72,5-73 lira filan veriyor. Dediğim gibi bugün oynamaya gerek yok ama oynayacaksak da çerezlik 5 lira 10 liralık 2 tane alternatif kupon yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben yine en oynanabilecek maçları kuponuma denk getirmeye çalıştım. İnşallah kupon şansımız yerinde olur. Yine iddiabilir uygulamamız için ayrıntıları dinleyerek daha sonra indirmenizi tavsiye ediyoruz. Şurada tanıtım videosu var. Hem iPhone'cular hem de Android'çiler mutlaka o videoyu öncesinde izlemeliler diye uyarımızı yapalım. İnşallah şansımız yerinde olur. Bakalım neler var. Aves Moreirense mücadelesi arkadaşlar. Şimdi Portekiz'de bu mücadele. Aves takımı oldukça kötü ve ligin son sırasında düşecek zaten. Biliyorsunuz gol atmakta bile zorlanıyorlar son zamanlarda. Moreirense yine oyun olarak iyi ama onlar da son zamanlarda berabere kalıyorlardı ama Guimarães, Famalicao gibi rakiplerle berabere kalmışlardı. Bu iyi oyunlarının karşılığını sanki bu maçta alabilirler gibi Aves'e karşı. Çünkü Aves'in en son ne zaman gol attığı, mesela ta Mart'ta pandemiden önce kendi evinde Paços Ferreira'ya karşı gol bulabilmiş. Zaten ligin son sırasına yerleşmiş. Eğer büyük aksilikler olmazsa Moreirense'nin galibiyetine oynanabileceği gibi alternatifte de karşılıklı gol yok denenebilir. Hani Moreirense deplasman ekibi ya 0-1, 0-2 gibi hani bir Moreirense galibiyeti çıkabilir. Belki sistemde handikap 0 denemesi yapılabilir ama karşılıklı gol yok 1.55'ten isteyen değerlendirebilir dediğim gibi. Çünkü Aves defans yapmaktan başka bir şey yapmıyor ve çok da iyi ileri uç ayaklarına sahip değil ve Moreirense bu anlamda diri bir takım, gol yemeden kazanabilir. Hani belki kazanamazsa diye düşünenler olursa karşılıklı gol yok isteyenler de yüksek oran denemesi yapacağız da bugün pazartesi, o yüzden hep yüksek oran öneriyoruz ya, başını ileri alanlara da böyle üstüne belirteyim. 1.70 orandan galibiyetini değerlendirebilirler diyelim. İkinci maçımız Maritimo Benfica mücadelesi. Tabii bu ligde Benfica'ya güvenemeyeceğimizi artık anladık. Geçen hafta Santa Clara gibi müthiş bir takıma, yani Portekiz Ligi'ne ambargosunu koymuş, son 10 yılın şampiyonu ve şu an lider olan, şampiyonluğa koşan Santa Clara'ya, tabii ki burada şaka yapıyorum ama öyle bir Santa Clara var ki Benfica ile oynadığı mücadelede geriye düştü, öne geçti, tekrar Benfica yakaladı derken 4-3 yenildi biliyorsunuz. Benfica şampiyonluğa gidiyor sözde. Ama bu maçı kaybetti. İkinci sırada yer alıyor şu anda. Mutlaka kazanması lazım ama baktığımız zaman Maritimo'da düşme hattının hemen üzerinde ve onlar da Benfica'nın bu kötü halinden yararlanıp gol atabilirler diye düşünüyorum. Keza Benfica'nın defansında Grimaldo gibi çok önemli bir futbolcu eksik ve o çıktıktan sonra goller yenmeye başlamıştı ve bu maçta da oynamayacağı görünüyor. Yine Maritimo'nun defansında da bir tane sakatı var. Burada da yüksek orandan, madem pazartesi, madem yüksek oran denemesi yapacağız diye karşılıklı gol vara gittim ben. Benfica yense bile sanki gol yermiş gibi geliyor bana. Yine bir kuponumuzda değerlendirebiliriz. Üçüncü maçımız Danimarka Süper Ligi'nden Odense kendi evinde Linkby'yi ağırlayacak. Burada da Linkby arda arda gelen mağlubiyetlerden sonra playout oynama ihtimali doğdu kendisinin ve artık mutlaka puanlara ihtiyacı var. Odense bu maçtan bir puan çıkarırsa mesela Avrupa Ligi playoff'u için çeyrek final oynamayı garantileyecek. Ama Linkby tabi risk almak zorunda. Ev sahibi için de önemli bir kapışma. Geçen hafta Odense deplasmanda yine bu takımı 2-1 yenmişti. Risklerin alınması gereken bu mücadelede karşılıklı gollerle, sanki bol pozisyonla gollü bir maç olacağı düşüncesindeyim ben şahsen. Siz de aynı fikirdeyseniz yine 2.5 üstü değerlendirilebilir gibi. 1.62'de güzel, değerli bir oranı var. Bir sonraki maçımız bizim ligimizde Gençlerbirliği Kasımpaşa mücadelesi ve burada da yine her iki takımın da rahat olmasından dolayı, aslında rahat da çok sayılmazlar çünkü düşme hattının hemen üstünde 3-4 puan üstündeler ve sonuçta daha 6 hafta var ligin oynanmasına. Kasımpaşa daha formda görünüyor. Tabii Gençlerbirliği de burada maçı bırakmayacaktır. Aralarında birer puan fark var. Beraberliğe hayır demez ikisi de belki, ama bu maçta iki tarafında çok önemli bir sakat cezası olmadığı için ben iki maçta da pozitif, olumlu futbol bekliyorum. İki takımdan da gol bekliyorum. 1.48'den karşılıklı gol var oynanabileceği gibi Kasımpaşa'da yenilmez gibi geliyor bana. 0-2 çifte şansla değerlendirilebilir. Aynı fikirdeyseniz 1.35'ten sistemde 0 bile değerlendirilebilir hatta. Bugün sistem kumunu ben yapmadım ama arada söylüyorum mesela, hani Moreirense'ye handikap 0 alabiliriz. İşte bu Kasımpaşa'yı 0 alabiliriz gibi. Bunlar sistemde değerlendirilebilecek maçlar. Bir sonraki maçımız Crystal Palace Burnley mücadelesi İngiltere Premier Lig'de. Yani bu da tipik bir 2-3 gol mücadelesi diye girdim açıkçası. Orta sıralarda çok rahatlar. Ne ileriye ne geriye gitme gibi bir dertleri yok. Crystal Palace Liverpool karşısında, evet yani çok güçlü bir takım karşısında çaresiz kaldı belki, ama Burnley Watford'u yenerek biraz rahat nefes aldı. Crystal Palace kendi sahasında bir adım önde gibi görünse de hani 2-0-2-1 gibi ya da 1-1 sürprizinden de kaçmak için yüksek oranıyla ve alternatif kuponlar için tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi geliyor bana. 1.67 orandan değerlendirilebilir gibi. Şöyle bir baktığımızda önemli sakat cezalı var mı diye, mesela ev sahibi takımın defansında 2 tane sakatlık görüyoruz. Burnley'de Chris Wood mesela önemli bir oyuncu sakat. Ashley Barnes yine sakatlığı devam ediyor ve Jeffrey Hendrick yine orta sahada bir diğer sakat isim diyelim. Dediğim gibi 2-3 gol aralığında kalacak bir mücadeledir diye düşünüyorum. Ben aynı fikirdeyseniz alternatifte değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız yine yüksek oran denemesi yapacağımız Getafe Real Sociedad mücadelesi. İkisi de Avrupa potasına girmek için uğraşıyor. Getafe zaten orada 5. sırada ama yerini korumaya çalışıyor. Fakat Sociedad yenerse Getafe'nin önüne geçecek. Getafe'nin en kötü yenilmemesi gerekiyor. Form durumlarına baktığımızda sanki Getafe bir adım önde gibi görünüyor ama ikisi de aynı vasatlıkta bana göre ve Getafe'nin defansında önemli bir isim cezalı. Sociedad'a baktığımızda Illarramendi cezalı, Diego Lorente cezalı ve orta sahada da yine sakatı var bir tane. Bundan dolayı bu maçta iki takımın da yenme değil de yani Avrupa potasına çıkmak için sonuçta iki takımın da kazanması lazım. Bu da sanki beraberinde birer gol getirirmiş gibi. Bu maçla ilgili 1-1 skor tahminim var benim. Sistemde 2.60'tan beraberlik değerlendirilebilir. Yüksek orandan da ideal kuponlarımızda 1.85'ten karşılıklı gol var. Neden olmasın diyorum. Yani olacak diye bir şey yok da birbiriyle berabere kalacaklarını düşünüyorum ben açıkçası. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. 7. ve son maçımız Paços Ferreira Porto mücadelesi. İşte Portekiz'de Benfica ile beraber birbirlerine şampiyonluğu ikram eden takımlardan biri Porto. Lider durumda şu anda. Aves'i onlar da en son yenememişti. İşte Aves demiştim ya, en güzel defansı Porto karşısında yapıp gol yememeyi başarmıştı yine şansının yardımıyla. Sonra bu Aves de patladı Porto, ama hata yapmak istemeyecektir, yenmek isteyecektir Paços Ferreira'yı, ama onlar da son dönemde formdalar, direneceklerdir diye düşünüyorum. Porto galip gelse bile zorlanacaktır diye düşünüyorum. 2-0 ya da 2-1 yeneceklerini düşündüğüm için yine klasik bir 2-3 gol. Çünkü Porto'nun defansı güzel. Moreirense burada gol atar mı atamaz mı bilemiyorum ama 2-0 ya da 2-1 en fazla. 4-5 gole çıkacağını düşünmüyorum. Yine tipik bir 2-3 gol mücadelesi olarak görüyorum. 1.65 orandan bunu da değerlendirilebiliriz. Peki kuponumu nasıl oluşturdum ben? Hani bunların arasında sanki en güvenilir dediğim gibi 4.20 oranı bulan şuydu. Maritimo, Benfica'nın formsuzluğundan dolayı yani gol yerse diye 1.75'ten var aldım buraya. Odense link bir mücadelesinde yine anlattığım sebeplerden dolayı gollü mücadele beklediğimden 2.5 üst 1.62 orandan aldım. Bir de bizim Gençlerbirliği Kasımpaşa mücadelemizde birer gol en az beklediğim için taraflardan karşılıklı gol var aldım. 1.48'den 4.20 değerlendirilebilir bu ideal bir kuponda. Alternatifte de geri kalanlardan ne yapılabilir? Mesela Porto 2-3 gol yapılabilir. İşte ne var efendim? Moreirense galibiyetiyle atıyorum Crystal Palace'ın 2-3 golü mesela. Geri kalan 4 maçtan 3'ünü de başka bir alternatif kupon yapabilirsiniz isterseniz. Sistemcilerde yine verdiğim, sistem için önerdiğim maçlardan sistemi 2-3-4, 3-4-5 gibi yapabilirler. Mesela oraya ne dedim ben? Kasımpaşa'yı 0 alabiliriz demiştim. Crystal Palace handikap 0 alabiliriz demiştik. Getafe'yi direkt beraberlik alabiliriz demiştik. Onun dışında ne demiştik? Moreirense'ye handikap 0 alabiliriz gibi bir şeyler demiştik. Serdar'ın şimdi gelelim sistem 3-4 kuponuna, öğrenciler için yaptığı. Fantazi değil de biraz çok fantaziyi biliyorsun 12.000 lira 13.000 lira gibi benim verdiğim pazar videomda verdiğim uçuk kaçık kuponlara fantazi diyoruz. Bu normal ufak fantazi bu. Büyük fantazi değil yani. Serdar'ın sizlere selamları var. Serdar Göktaş. Yani aynen. Beşiktaş yorumcumuz, kanalımızın tanımayanlar geçen pazartesi videomuzu izleyebilirler. Ha resmini koy da görmeyenler de tanısın. Çok iyi bilenler de var. Evet şimdi Serdar bir de şöyle bir şey yapmış. Bu videoyu erken izliyorsanız şayet pazar akşamı 23'teki maçı koymuş. Serdar gelemiyor mu? Gelemiyorum çekime. Peki dedim yap sistem 3-4 kuponunu gönder. Adam bir göndermiş. Pazar günü 23'te Real Madrid maçıyla başlıyor adam bana. Ulan bu ne dedim. Pazartesi videosu çekiyoruz. Neyse onu çıkardı etti, ne yapalım ne edelim dedim. Getafe Real Sociedad'ı koy yüksek orandan, kupon yükselsin dedim, beraberlik. Onun da kafasına yattı. Ortak fikrimiz oldu Getafe Sociedad beraberlik maçı, ama onun yerine Real Madrid 2 ve 2.5 üst vardı. Espanyol Real Madrid var ya pazar akşamı 23'te. Eğer erken izleyenler varsa yani şu anda onu da kuponlara katabilirler. Onu çıkarmak zorunda kaldık yani pazartesi kuponu yapacağımız için. Serdar'ın kuponu şöyle oluştu. Maritimo Benfica güvenmiş. Maç sonu 2 ve 2.5 üst şeklinde 1.95'ten. Gençlerbirliği Kasımpaşa maç sonu 2, Kasımpaşa'ya güvenmiş. Crystal Palace Burnley maç sonu 1, 2.10 orandan. Getafe Sociedad maç sonu 0, 2.60 orandan. Sistem 3-4 yaptığınızda 72.5 lira para yapıyor. 3 maç tutarsa da işte 15 lira falan veriyor. En azından 5'i 3'e katlamış falan oluyorsunuz yani. Ha? 5 lira. Sistem 3-4 kupon bedeli 5 lira. Bir misli derseniz, 2 misli derseniz 10 lira falan onlar biliyorlar zaten. Ya 5 lira yetmiyor ama hepsi tutarsa yani işte para çok amel eriz. Ver 5 lira al 72 lira. Biraz zor bir kupon, fantezi bir kupon ama pazartesi sürprizleri neden olmasın diyoruz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Pazartesi benimden bu kadar şimdilik. Dediğim gibi çok güven yok. Bugün maçlara düşük misli fantezi denemesi yapıyoruz. Yüksek oran arıyoruz. Like ve yorumlarınızı yine bırakırsanız güzel bir hafta sizlerin olsun efendim. Like ve yorum bırakırsanız kupon paylaşmaya devam edeceğiz böyle. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar, iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalın.